Hayata bakış. Sevgili dinleyenler, Hayata Bakış'a bugün Hititlilerin M.Ö. 2000 yılına ait olduğu belirtilen bir duvar yazısıyla başlamak istiyoruz. Duvar yazısı şöyle: Tanrım, beni yavaşlat, aklımı sakinleştirerek kalbimi dinlendir. Zamanın sonsuzluğunu göstererek bu telaşlı hızımı dengele. Günün karmaşası içinde bana sonsuza kadar yaşayacak tepelerin sükunetini ver. Sinirlerim ve kaşlarımdaki gerginliği belleğimde yaşayan akarsuların melodisiyle yıka, götür. Uykunun o büyüleyici ve iyileştirici gücünü duymama yardımcı ol. Anlık zevkleri yaşayabilme sanatını öğret. Bir çiçeğe bakmak için yavaşlamayı, güzel bir köpek ya da kediyi okşamak için durmayı, güzel bir kitaptan birkaç satır okumayı, balık avlayabilmeliyi, hülyalara dalabilmeyi öğret. Her gün bana kaplumbağa ve tavşanın masalını hatırlat. Hatırlat ki yarışı her zaman hızlı koşanın bitirmediğini, yaşamda hızı arttırmaktan çok daha önemli şeyler olduğunu bileyim. Heybetli meşe ağacının dallarından yukarıya doğru bakmamı sağla. Bakıp göreyim ki onun böyle güçlü ve büyük olması yavaş ve iyi büyümesine bağlıdır. Beni yavaşlat Tanrım ve köklerimi yaşam toprağının kalıcı değerlerine doğru göndermeme yardım et. Yardım et ki kaderimin yıldızlarına doğru daha olgun ve daha sağlıklı olarak yükseleyim. Ve hepsinden önemlisi, Tanrım, bana değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek için cesaret, değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etmek için sabır, ikisi arasındaki farkı bilmek için akıl ve beni aşkın körlüğünden ve yalanlarından koruyacak dostlar ver. Efendim, yaşamın değişik güzelliklerini bulunduğunuz mekanlara taşımak ve hayata farklı bir pencereden bakmak için hazırladığımız Hayata Bakış'a bugün de hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat sürecek programımızda hangi konu üzerine sohbetimizi gerçekleştireceğimizle ilgili bilgilere geçmeden önce müziğimize yer verelim. Ardından konu ve konuğumuzla ilgili bilgileri paylaşalım sizinle. Oh,
yaşasam ne çare, isyankâr gözlerine terk ettin ya sonunda, kaldım ben bir çare. Yalvarsam nafile, boş vermiş yüreğine, bıraktın bir başıma kahreden kaderimle. Pişman olsak bile dönüşü yok geriye. Durur en sonunda gözyaşları bahane. İçmişim, dözmüşüm, sabahlara kadar yalanmışım. Ha gitmiş, ha kalmışım, sarhoş dünyadan artık bana ne. Sevgili dinleyenlerimiz, hatırlayacaksınız daha önceki programlarımızda düşüncelerimizin hayatımızı nasıl şekillendirdiği üzerine yaşam koçu Korhan Tunçkol'la konuşmuştuk. Bugün daha çok olumlu düşünme teknikleri ve onaylamalar konusuna değineceğiz Korhan Tunçkol'la. Hoş geldiniz demek istiyorum. Nasılsınız? İyiyim, çok iyiyim. Evet, Korhan Bey, geçen programımızda dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Düşüncelerimizi konuşmuştuk. Hayatımızı nasıl etkiliyor? Bunun üzerine sizden bilgiler almıştık ve dinleyicilerimizle paylaşmıştık. Dilerseniz geçen programda neler konuştuk? Şöyle kısa bir özet yapalım dinleyenlerimize ve ardından diğer sorularımıza geçelim. Evet, geçtiğimiz programda düşüncelerimizin nasıl bizim gerçekliğimizi oluşturduğunu konuşmuştuk. Şöyle demiştik, basit bir formül vermiştik. Düşünce eşittir enerji demiştik. Çünkü düşündüğümüz şeylere enerji akıyor. Ve enerji aktığı zaman da bu hayatta bir şekilde maddi karşılık buluyor. Aslında maddenin kendisi de bir enerji olduğu için baktığınızda atom düzeyinde o da bir şey var. Sadece frekansı biraz katı olabiliyor ama o da bir enerji. Temelde hepimiz birer enerjiyiz ve biz düşündüğümüz zaman kuantum fiziği de bunu söylüyor. Bir gözlemci olduğu zaman, bir şeyi gözlemliyorsanız, size de bir şey düşünüyorsanız enerjiyi oraya yönlendiriyorsunuz. İşte kuantum düşünce teknikleri de bunun üzerine geliştirildi. Yani siz ne düşünüyorsanız onu yaratıyorsunuz aslında. Nereden bahsettik geçen programda? İşte bu düşünce süreçlerini nasıl bazen sekteye uğratabiliyoruz, nasıl engelliyoruz? Kendi kendimize yapıyoruz bunu. Negatif düşüncelerin nasıl diğer insanlar üzerinde etkisi olduğundan bahsettik. İşte nazardır ya da olumlu düşüncelerin nasıl olumlu etkiler yarattığını, özellikle mesela ebeveynlerin çocukları hakkındaki olumlu düşüncelerinin onların aurasında ve onların enerjetik alanında olumlu bir etki yarattığından bahsettik ve onları motive ettiğini söylemiştik. Aynı şekilde olumsuz düşüncelerin de olumsuz etkiler olduğundan bahsetmiştik. Kısaca ne düşünüyorsak onu akıtıyoruz demiştik. Yaratımdan bahsetmiştik geçen programda. Herhangi bir şey istediğimiz zaman yaratım süreci nasıl işler, hangi durumlarda biz bunu sekteye uğratıyoruz ve neden yaratımlarımız gerçekleşmiyor konusuna değinmiştik. Tabi burada sadeleşmek çok önemli. Çünkü olumlu düşünün diyoruz ama bunu nasıl yapacağım diye soruyor genelde insanlar. Sadeleşmek lazım. Şöyle ki, nasıl sadeleşebiliriz? Öncelikle farkındalık demiştik daha önceki programlarda da. Herhangi bir olay karşısında, herhangi bir durum karşısında bizim ilk yaptığımız şey karşımızdakileri suçlamak. Dönüp biz kendimize bakmıyoruz ama yaşadığımız olaylar bize bir şekilde bizim içimizdeki bazı enerjisel yükleri gösteriyor aslında. Ben bir olay yaşıyorum.
olayın bana mesajı değersizlik. Ben durup olaylardaki insanları, figüranları suçluyorum. Halbuki olay bana, benim içimde değersizlik duygusunu taşıdığımı göstermeye çalışıyor. Ya da güçsüzlük ya da yalnızlık. Bir şekilde yaşam bana bir şeyleri göstermeye çalışıyor. Ben göremediğim sürece sürekli aynı olayları sürekli olarak yaşıyorum. Sürekli olarak aynı olaylar pişirilip karşıma getiriliyor. Hı hı. Önce olaylar tabii daha hafif bir şekilde geliyor. Ben göremediğim için daha güçlü ve daha ağır sınavlara tabi oluyoruz bir şekilde kendimizle ilgili. Çünkü temizlemiyoruz kendimizi. Bizim korkularımız var. Gerçekten de bunların temizlenmesi gerekiyor bir şekilde. Korkularımızı sevgiye dönüştürmenin formülünü vermiştik. Daha önceki programlarda. Yaşadığımız olay her neyse, başkalarını suçlamak, negatif düşünceler ve duygular yaratmak yerine kendimize bakmamız gerekiyor. Çünkü biz negatif duygu ve düşünceleri yarattığımız sürece, düşünce sürecimize, tabii o bilgisizlikten de kaynaklanıyor olabilir. Çünkü bilmiyoruz. Yani biz hayatla nasıl mücadele edebileceğimizi, hayatla nasıl akabileceğimizi bilmiyoruz. Araştırmıyoruz da bir şekilde. Toplum bize neyi gösteriyorsa, hangi ideallere tutmamız gerektiğini söylüyorsa, biz sürekli onlar için çabalayıp duruyoruz hayatımızda. Tabii bir yere gelip tıkanabiliyoruz. Ondan sonra bazen insanlar bir noktaya gelip de ben neden yaşıyorum ya da hayatımın amacı ne? Yani bütün hayatım bundan mı ibaret gibi sorulara da bazen uyanabiliyor bir şekilde. İşte burada bilgilendiğimiz zaman, yani arayış içerisine girdiğimiz zaman düşüncelerimizle her şeyi yarattığımızın farkına varabiliyoruz bir şekilde. Ve burada yapmamız gereken negatif bazı düşünceleri bırakmak. Çünkü bu düşünceler bulaşıcıdır. İyi düşünceler nasıl bulaşıcıysa kötü düşünceler de o şekilde bulaşıcıdır. Evet. Sürekli düşündüğümüz düşünceler bizim enerji alanımızda birikirler. Bizim enerji alanımıza uygun düşünceler ve olaylar sürekli hayatımızda akar. O yüzden düşündüklerimize dikkat etmemiz lazım. Söylediğimiz sözler ne gibi mesela, hep de benim başıma gelir, hep de beni bulur gibi sözler. Bunlar da enerji alanımızda bir etki bulur ve evrende bir mesaj olarak yayılır. İşte başım hiç dertten kurtulmaz gibi, ya da en kötüsü çocuklarımıza yaptığınız sen adam olmazsın. Evet. Gibi olumsuz negatif düşünce kalıplarını birbirimize yüklediğimiz sürece ve bunları enerji alanımıza tuttuğumuz sürece sıkıntımız bitmeyecektir insanlık olarak. Burada temizlenmek gerekiyor bir şekilde, arınmak gerekiyor bu negatif duygulardan. İşte o yüzden bizim en büyük derdimiz zihnimiz yapıyor aslında bunu. Zihnimizin bir çalışma şekli var. Yani düşünceler zihnimizden işleniyor bir şekilde ve zihnimiz sürekli çalışıyor. Zihnimiz bizim en büyük yardımcımız. Evet, doğrudur gerçekten. Zihnimiz olmasa biz hesap kitap ya da düşüncesel şeyleri yapamayacağız. Tabii zihnimizin de çeşitli yönleri var. Sağ zihin ve sol zihin, beynin sağ ve sol yarım küreleri bir taraf bu hesap kitap işlerine meşgulken, diğer taraf da daha böyle farklı yönlere, işte resimdir, müziktir, telepati gibi bazı yeteneklerimizi sergiliyor. Ki bunlar aslında, bu yetenekler insanlığın kendi öz hakkıdır. Ama biz bunları kör etmişiz. Yani bir şekilde zihnimizin bir tarafı şu anda aşırı bir şekilde çalışıyor. Diğer tarafı da bastırılmış bir şekilde çalışıyor. Bunları açabilmek için zihnimizi biraz susturmamız gerek. Yani düşüncelerimizi susturmamız gerek. Duygularımızı temizlememiz gerek. Zihnimizi susturabilmemiz için yargılamaktan vazgeçmemiz lazım. Sürekli yargılıyoruz. Yani olaylarda biz almamız gereken mesajı almak yerine yargılamayı tercih ediyoruz. Aslında bu bir nevi de teslim olmuyoruz. Yani yaşadığımız olaylar bizim için. Olayları yaşamaya teslim olmuyoruz. Bir şekilde değiştirmeye çalışıyoruz, düzeltmeye çalışıyoruz. Niye bunu yapıyoruz? Çünkü bize olayları değiştirebileceğimiz, kişileri değiştirebileceğimiz öğretildi ailelerimiz tarafından. Bir şekilde biz kabullenmek yerine ve olaylardaki gizemi çözmek yerine, çünkü olaylar bilgi taşır aslında bizim için. Kardeşim sende bu var, temizle. Ya da şunu görmen lazım. Seninle ilgili şu var. Ya da hayatla ilgili şu var gibi mesajlar taşır olaylar. Bunları görmek yerine biz figüranlara odaklanıyoruz. Figüranlara evet. Odaklandığımız zaman da zihnimiz ne oluyor? Eleştirdiğimiz için sürekli doğru ve yanlış kavramı yarattığından dolayı zihin sürekli çalışıyor. Bu yapılan doğru, bu yapılan yanlış. Şunun evet. yaptığı doğru, şunun yaptığı yanlış. Bir karmaşa söz konusu değil mi? Zihin sürekli çalışıyor evet. ve zihin sürekli çalıştığı için de
ki genelde de zihnimiz hep negatif şeyler üzerine çalışır. Acaba bu insanlar bana yine aynı şeyi yapar mı? Acaba bu insan benim için nasıl bir tehlike oluşturur gibi düşünce süreçlerine giriyor zihin. Bunu sakinleştirmenin tek yolu figüranlarla uğraşmayı bırakmak. Yani bir kere olaylardaki figüranları bir tarafa bırakmamız lazım. Çünkü evren bir şekilde bizi göstermek için birilerini kullanacak. Yani bu anne babamız değilse kardeşimiz olacak, eşimiz olacak, çocuğumuz olacak, iş yerindeki arkadaşlarımız olacak. Biz hala daha onları suçlamaya devam edersek, figüranları suçlamaya devam edersek çözemeyeceğiz olayı. Zihnimiz sürekli çalışmaya ve üretmeye devam edecek. İşte bu olumsuz duygular da, olumsuz düşünceler de bizim hayatımızda. Çünkü düşüncelerimiz dedik ki yaratım gücüne sahip. Şimdi biz sürekli yaratıyoruz. Bunlar bana böyle davranacak ya da şunlar bana bunu yapacak. Sürekli bir korkuyla, o temizleyemediğimiz korkuyla olayların üstüne gittiğimizde de aynı şekilde tam da düşündüğümüz şeyler etki bulduğu için diğer insanlar üzerinde de onlar da tam da korktuğumuz şeyleri bize yapacaklar bir şekilde. Çünkü bizde o düşünceler var. Yani biz ne düşünüyorsak onun karşılığını buluyoruz hayatta. Evet, ve o düşünceye enerji gönderiyoruz, evet. Değil mi? Onu besliyoruz aslında bir şekilde. Aynen o şekilde. Sürekli aynı düşünceleri evet. beslediğimiz için de tabii içinden çıkılmaz bir duruma giriyoruz. Hatta bazen bu düşünce süreçleri o kadar bir zorluyor ki bizi. İşte belli bir yerden sonra kaldıramıyoruz. Depresyon dediğimiz, kayıtsızlık dediğimiz artık çünkü çözemiyor. Yani sürekli artık kilitleniyor zihin bir yerden sonra ve bu şekilde tabii durumlara girebiliyor insanlar. Ondan sonra tabii ki işte iyileşme süreci, işte doktor, ne bileyim, psikologlar, yaşam koçları ya da diğer alanlarda çözüm yolları bulmaya çalışıyor ya da en kötüsü intihar yolunu gibi kötü negatif düşüncelere kadar gidebiliyor. Şimdi, zaten düşüncelerin de birçok hastalığın sebebi olduğu artık biliniyor, değil mi Korhan Bey? Aynen öyle. Gerçekten bizim hastalıklarımızın sebebi tamamen düşüncelerle alakalı. Örneğin benim bir düşüncem var. İfade etmem gerekiyor aslında. Kendimi ifade etmem lazım. Bir şekilde kendimi ifade etmiyorum. Kendimi tutuyorum, zorluyorum. O enerjinin akması lazım. Çünkü düşünce bir şekilde kendisini ya sözlü olarak ya da fiil olarak göstermek zorunda. Benim bir düşüncem varsa bu muhakkak hayatıma yansır. Çünkü düşünceler bir şekilde söze, ondan sonra eyleme, ondan sonra da karaktere, ondan sonra da kaderimiz haline gelebiliyor. Onun için düşündüğümüz şeyler aslında değiştirdiğimiz takdirde biz kendi kaderimizi de değiştirebiliyoruz. Yani ben hep kendimden örnek veririm seminerlerde de söylediğim. Ben 3 sene öncesine kadar topluluk karşısına konuşma fobisi olan bir insanken ben kendimi değiştirip, geliştirip bu korkularımı, fobilerimi bir şekilde aşabiliyorsam yani ben ne bileyim televizyonlara çıkıp ya da radyo programlarında konuşabiliyorsam rahat bir şekilde bunu herkes yapabilir. Zihnimizin çalışma yöntemleri var. Yaşam koçluğunda olsun, NLP tekniklerinde olsun bunlarla nasıl başa çıkabileceğimizi ya da kötü anılarımızla nasıl ilişkimizi ya da affedemiz insanları nasıl affedebileceğimizi, nasıl özgürleşebileceğimizi, bu duygulardan kendimizi nasıl arındırabileceğimizi, korkularımızı nasıl bırakabileceğimiz yönünde yöntemler, teknikler geliştirildi bir şekilde ve bunu herkes yapabilir. Mutluluk, huzur herkesin hakkı ve yaşam koçluğunda ve NLP'de bir ön varsayım vardır. Bu ön varsayım, birçok ön varsayım var da en çok sevdiğim eğer biri yapabiliyorsa herkes yapabilir. Ben buna inanıyorum açıkçası. Ve bunun için kafama koyduğum şeyleri yapabileceğimi biliyorum. Çünkü düşündüğüm şeyin gerçekleşeceğini biliyorum. Bu yüzden ben kendimi gerçekleştirmek için bir plan çiziyorum. Ve o plan doğrultusunda ilerliyorum. Hiç sapmadan sağa sola. Ve bunu herkes yapabilir. Ben yapabiliyorsam bunu herkes yapabilir. Bir şekilde kendine iman, kendine güven yapabileceğine inanması lazım insanın. Yani korkular içerisinde öfkeyle, kinle, başkalarıyla kavgayla bir yaşam sürmek zorunda değil. Hiç kimse. Yani bunu değiştirebiliyoruz bir şekilde ve ben şunu fark ediyorum bazen. Bu süreç ilerledikçe, bu düşünceleri temizleyip değiştirme yönünde, arındırma yönünde süreç ilerledikçe bazen bazı düşüncelerin, yani benim düşüncelerim sahip olduğunu düşündüğüm bazı düşüncelerin benden kaynaklanmadığını, sadece üzerime yapışan bir negatif tesir olduğunu, onu da değiştirip dönüştürüp bir şekilde kurtulabileceğimi görüyorum. Bazı kötü alışkanlıklar olsun, içimizden gelen başka şeyler, dürtüler olsun, bazen bizden kaynaklanmıyor ama bizi korkutuyor bazen bu düşünceler.
İşte bunların farkına varmak lazım. Yani düşüncelerimizi izlemek, farkında olmak. Her düşünce bizden kaynaklanmıyor. Yani telepati dediğimiz bir olay var. Çoğu kişi yaşamıştır. Biri bir şey düşünürken ansızın diğeri de aynı şeyi söylemiştir. Ya da biri bir şarkıyı mırıldanırken kendi içerisinden diğeri sesli bir şekilde bunu söylemeye başlamıştır. Düşüncelerimiz birbirimizi etkiliyor bir şekilde. Bu yüzden eğer bir kişi kendi üzerinde bir çalışma yapmaya başlarsa, bu negatif testlerde de aranmaya başlarsa, bu çevresine de yansıyacaktır. Bir şekilde çevresine insanlar toplanacaktır. İşte ne güzel, seninle konuşmaktan mutlu oluyoruz, İşte senin yanında huzurluyuz gibi kelimelerle. Ya da onun yanında olmak isteyeceklerdir. Ve bu pozitif dalga giderek büyüyüp hayatına yansıyacak. Çünkü her şey düşündüğü her şey olumlu olacaktır. Çünkü bilir ki insan düşündüğü şeyi gerçekleştirecektir. Çok ilginç insanlarla, olaylarla karşılaşıyorum. Nasıl düşünce yöntemleri, yani bazen çağırıyorlar işte televizyon kanalına, işte gelin sohbet edelim diyorlar. Bakıyorum ben mesela sunucu, programdaki sunucu tam bir kuantum uzmanı. Yani daha önce de örnek vermiştim. Kendi kendine bir mektup yazmış. Ortaokul döneminde, lise döneminde. İşte her şey yolunda gidiyorsa, şu anda sen şu işi yapıyor, şu yer, şöyle bir yerde yaşıyor ya da şöyle bir insanla birliktesin gibi kendi kendine bir mektup yazmış ve onu saklamış o şekilde. Ve onu annesi buluyor o mektubu ve ağlaya ağlaya kızına, işte kızım sen bu yazdıkların hepsini elde ettin, başardın diyor. Şimdi bazen öyle oluyor ki insanlar ne durumda olduklarının da farkında değiller. Misafirler geliyor mesela Türkiye'den, eğitim vermek amacıyla davet ediyoruz, birlikte geziyoruz. İnsanlar ziyarete geliyorlar bu insanlarla konuşmak için, sohbet etmek için. Şimdi bakıyorum ben ve şaşırıyorum. Diyor karşımdaki kişi bana, diyor ki ne güzel insanlarsınız, ne güzel pozitif insanlarsınız. Ben bakıyorum, bana bunları söyleyen insana bakıyorum. Kendisi aynen o. Sevgi dolu, pozitif bir insan, farkında değil. Evet. Üzülüyorum tabii, yani bir şekilde insanlar hangi pozisyonda olduklarının farkına değiller. Yani, o potansiyel hepimizde var aslında. Sadece var. Farkına varmak evet. Gerekir. Yani kimisi zaten sevgi olduğu halde bunun farkına değil. Kendisini farklı bir şey sanıyor. İlginç şeyler yaşıyorum. Mesela sözlerle ilgili deneyimler oluyor. Mesela bir ev hanımı perdeleri şey yapmış. Altları mesela yıpranmış falan. Yeni perde düşünüyor ama şöyle diyor. Yeni perdelerim zaten hazır diyor mesela. Hı. Bir süre sonra o perdeler kendi kendine yani bir şekilde değişiyor. Ya da ne bileyim televizyonda bir yüzük görüyor. Tamam, bunu sevgiyle kabul ediyorum, evrenden bana gelsin diyor mesela bir şekilde. Hı hı. Ve düşündüğü şeyi yaratıyor. Kocası kendisine bir şekilde o yüzüğü, tam da istediği yüzüğü alıp getiriyor. Yani bunlar yaşanmış gerçek olaylar. Ve bizim... Ama birçok insan da bunu kabul etmek istemez Korhan Bey. Olumsuz, yani olmayacağına inandığı takdirde zaten olmayacaktır. Ve çoğu zaman da hani bunu polyanacılık olarak da algılayanlar var. Şimdi polyanacılıkla burada nasıl bir şey yapabiliriz? Şimdi polyanacılık, kötü bir şeyler oluyorsa hayatımızda ve biz iyiymiş gibi davranıyorsak bu polyanacılıktır. Evet. Ya bizim burada bunu yapmamamız gerekir. Neden? Benim hayatımda kötü giden bir şey varsa bunu kabul etmem lazım bir kere. Evet. Bu benden kaynaklanıyor. Bunu değiştirmek için yöntemler bulmam lazım. Hı hı. Bunun için de olumlu düşünmem lazım. Bu yaşadığım negatif olan olayları, hayır ben bunları yaşamıyorum, iptal edeyim, her şey güzel gibi polyanacılık tarzıyla değil. Evet. Ben bunu yaşıyorsam, evet yaşıyorum, o zaman ben bunu değiştirmem lazım. Nasıl değiştireyim? Nasıl güzel düşünüp ben bunu değiştirebilirim? Yani polyanacılık değil bu. Sadece olumlu düşünmeye yönelmektir. Polyanacılık olumsuzu da reddetmek gibi bir şey anlıyorum yani ben burada. Evet. Yani her şey kötü gitse bile yani ben mutlu olayım, ben şey yapayım. Aslında bu da yanlış. Çünkü biz insan olarak her şeyi deneyimliyoruz. Yani öfkeyi, nefreti, sevgiyi. Şimdi ben kendimi sürekli olumlu bir şey düşünmeye odaklarsam, yani ben olumlu düşünmeliyim, ben olumlu düşünmeliyim, kötü düşünmemeliyim gibi düşünürsek de bir direnç yaratmış oluruz kendi üzerimizde. Hayatımdaki her şey olumlu olmalı, ben güzel konuşmalıyım. Yani insan sinirlenebilir bazen. Öfkesini dile getirmesi gerekebilir. Çünkü bazen bazı insanlar karşımıza gelir sınav olarak. Mesela size bir şey ima eder ya da sizinle ilgili bir durum başlatır veya bir saldırı başlatır. Siz etkilenmezsiniz mesela, eğer kendinizi geliştirdiyseniz. O insan bir şeyi bir yapar, iki yapar, üç yapar. O sizi neye zorlar? Kendinizi ifade etmeye zorlar. Evet. Yani siz etkilenmiyorsanız bile demek ki o insanın sizden alacağı bir ders vardır. Kendinizi ifade etmeniz gerekir.
Yani bu şekilde bakmak lazım olaylara. Bir şekilde düşüncelerimiz tüm hayatımızı etkiliyor aslında. Hatta belli bir yerden sonra bunu söylüyorum ama tabii pek anlaşılamayabilir. Belli bir yerden sonra düşüncelerin bizden kaynaklanmadığını, daha ileri aşamalarda bedenin bile bizim olmadığını, bir araç olduğunu fark edebileceğimiz seviyelere çıkabiliyoruz. Şuurlanmak açısından ve bilincimizi geliştirmek açısından söylüyorum. Korkularımızı bıraktıkça aslında korkularımızın bir parçamız olmadığını, bizim özümüzün tamamen sevgi olduğunu ve biz bu sevgiyi yakaladığımız anda düşüncelerimizi sadeleştiğimiz, düşüncelerimiz üzerinde perhiz yaptığımız, olumluya yönelttiğimiz oranda ve bu sevgiyi olduğumuzu fark ettiğimiz anda hiç korkacak bir şeyimiz olmadığını, aslında her şeyin bizim bir yansımamız olduğunu ve bir birlik bütünlük içerisinde olduğumuzu fark ettiğimiz zaman, o birliği evet. gördüğümüz zaman en büyük mutluluğa ve huzura kavuşabiliriz. Ama biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki ya eğer karşımızdaki insan başka birisi, bana bir şeyler yapıyor, beni incitiyor diyoruz. Aslında sadece bunu bile göz önünde bulundursak, yani biz hepimiz biriz mantığını göz önünde bulundursak, her ne kadar şu anda fark edemiyorsak da hepimiz biriz bilgisini sürekli kafamızda bulundursak, hepimizin birer ışık olduğunu ve Yaradan'ın birer parçası olduğumuzu fark ettiğimizde, o zaman gerçekten mutluluğa ve sevgiye ulaşabiliriz. Çünkü neden? Bizde korku olmadığı zaman hayatta önümüze gelen her şey olduğu gibi kabul etmeye başlarız. Sevgiyle evet. kabul ederiz. Çünkü korkacak bir şey kalmamıştır. Ve biz kabul ettiğimiz için de hayat bize daha bir renkli, daha bir bolluk içerisinde gelmeye başlar. Tabii şimdi burada şeyden bahsedebiliriz. Şimdi düşünce süreçlerinde ve insanın bu yoldaki yolculuğunda bazı bilinç seviyeleri vardır. Tabii bunlar da işte bu düşüncelerimizi düzeltmemize bağlıdır. Bu bilinç seviyelerinden mesela birinci seviye güvenlik seviyesidir. Şimdi insanın düşünceleri çok kendine yönelik, ne bileyim yaşam kaygısıyla doluysa, kendi evinin ya da karnını doyurmak ihtiyacındaysa ya da kalacak bir barınağı yoksa evet. ya da bir partner cinsel bir ihtiyacını gideremiyorsa, yani bunun gibi temel ihtiyaçları karşılayamıyorsa güvenlik bilincindedir o insan. Yani hayatına giren her şeyi ya da insanları kendi güvenliğini, kendi geçimini tehdit eden faktörler olarak görür. Düşüncelerimizi bundan yukarı bir aşamaya getirebildiğimiz takdirde güvenlik, yani bu bilinç merkezinden, düşük bilinç merkezinin birincisi güvenlik merkezi. Onu bırakıp düşük bilinç merkezinin ikinci seviyesine çıkıyor insan. Burada da zevk anları dediğimiz şeylere sahip oluyor. Ne oluyor? Burada artık kendini belli bir aşamaya getirmiştir. Hayatında barınacak bir yer bulmuştur. Maddi bir kaygısı yoktur. Geçimini sağlıyordur. Bir eş de bulmuştur. Bizi ilgilendiren, zihnimizi meşgul eden ve bizim bedensel hayvani dediğimiz, yani yaşamımızı sürdürmemiz için gereken koşulları sağlamıştır. Güvenlik seviyesini aşmış ve zevk alanına gelmiştir. Ne olur? Burada insan sürekli kendi lüksünü, kendi zevkini tehdit edecek faktörleri hayatında tehdit olarak görmeye başlar. Nedir? Mesela sürekli eğlenceye gitmek, diskolara, publara ya da sürekli böyle lüks yerlerde konaklamak ya da sürekli kendi duygularını işte sürekli müziğe bağımlı olmak ya da sürekli işte ilişkiye bağımlı olmak ve haz duyacağı şeylere odaklanır. Yani birinci bilinç merkezini bırakmıştır, ikinci merkeze gelmiştir. Ya belli bir yerden sonra düşüncelerini geliştirdik sonra insan düşük bilinç merkezinin üçüncü seviyesine ulaşır. Bu da düşük bilinç merkezidir ama burası güç merkezidir. Güç merkezine gelebilmişse insan hayatındaki her şeyi güç savaşlarına adar. Zorla ya da güçle, mesela büyük firmalar, bir firma sahibi olur ve her şeyi güçle yönetmeye çalışır. Büyük holdingler olabilir, lüks villalar olabilir ama hala da bu güçlü durumuna rağmen bir içsel boşluk hisseder yine. Zaten bu içsel boşluktur, yani tatmin etmez. Diğer düşük bilinç merkezlerini aşmıştır, buraya gelmiştir ama bu da tatmin etmez. Hayatında diğer insanları mesela bu sefer haz olarak aramaz bir ilişkiyi, elde edebileceği zor, en zor insanı bulur, yani güç savaşına girer.
Yani elde edilebilecek en zor kadın kimdir acaba gibi. Ya da ben bu insanı nasıl yönetebilirim? Şimdi bu güç savaşlarında ilginçtir. Sadece zorlamayla değil, güzel kelimelerle de karşınızdaki insanı güç gösterisinde bulunabilirsiniz. Mesela bir insanı yönetmek isterseniz siz dersiniz ki kibar bir şekilde, sen en doğrusunu bilirsin, sen en iyisini yaparsın gibisinden. Onu yumuşak sözlerle de yönetebiliriz yani bir şekilde. Bu da aslında bir güç gösterisidir orada. İşte bu güç merkeziyle hareket etmekten de vazgeçtiği zaman insan sevgi, yüksek bilinç merkezinin ilk adımına, basamağına adım atar, sevgiye adım atar. Yani kendi yaşam korkularını bırakmıştır, zevk merkezlerini bırakmıştır, güçten de vazgeçmiştir artık. Sevgiye bir şekilde ulaşmıştır ve şöyle bir şey var, sevgiye ulaştığı zaman insan, ilginçtir ki, daha önce bıraktığı her şey, yani güç, para, mal, mülk ya da zevk falan ya da güvenlik açısından düşündüğümüzde, düşük bilinç merkezinde bıraktığı her şey aslında hayatına akmaya başlar bir şekilde. Sevgi merkezinde hareket ettiği zaman insan, her şeye sevgiyle yaklaştığında hayat kendisine bir bolluk sunmaya başlar. Çünkü sevgiyle hareket ettiği için, korkusu, endişesi olmadığı için, hayattaki her şey evet demeye başladığı için bir bolluk ve bereket akmaya başlar hayatına her yönden. İşte bu da bizi sevgiden bolluk merkezine çıkarır bir şekilde. Evet, hayatımızın her alanında değil mi? Evet, bolluğa kendimizi aşmış oluruz o vakit. İşte burada ne olur? Sevgiye adım attıktan sonra o düşük bilinç merkezinde bıraktığımız her şey aslında bize daha fazlasıyla bolluğu olarak akmaya başlar. Ama ne olur? Bu bolluğa karşın biz onlara bağlanmak yerine 6. bilinç merkezine çıkmış oluruz burada. Bolluğun da üzerindeki bir bilinç merkezi. Bu bilinç merkezinde biz kendimizi sürekli bir gözlemleyen gibi, yani bir gözlemleyici var gibi düşünün. Kendini sürekli hangi bilinç merkezlerinde hareket ettiğinin farkında olan bir şuur olarak düşünün. Kendinizi öyle bir halde görmeye başlarsınız. Yani ben şu anda bu şuurda hareket ediyorum, demek ki şu şuura çıkmam lazım ya da bu şuurdan gibi bir gözlemleyen vardır 6. bilinç merkezinde. Ve 7. bilinç merkezi de kozmik bilinçtir. Artık öyle bir hale gelmişsinizdir ki artık hiçbir şeyi gözlemlemezsiniz. Sadece her şey olursunuz. Yani bu bilinç merkezlerinizde de kendinizi gözlemlemeyi bırakırsanız olan her şey olursunuz. Yani bir birlik duygusuna sahip olursunuz. İşte bunu da sevgiye adım atmakla başlayabiliriz. Öncelikle şimdi korku bazlı programlara bırakmamız gerekir. Evet, ilk önce yapmamız gereken değil mi? Korku bazlı programları attıktan sonra ancak sevgi bazlı programa gidebiliriz. İşte bu yönde yapacağımız çalışmalar, kendimizin üzerimizde yapacağımız çalışmalar bizi tam olarak sevgiyi deneyimleme. İşte burada da koşulsuz sevgi açığa çıkıyor şimdi ortaya. Yani sevgi ama nasıl sevgi? Yani seni seviyorum ama şunu yaparsan seviyorum. Evet. Şimdi ilişkiler konusuna gireceğiz ama çok uzun bir konu. Evet. Bayağı uzun bir konu ama. Çok kapsamlı bir konu. Koşulsuz sevgi sadece ilişkilerle alakalı değil. Rağmen aslında bir şey. Buna rağmen ya da şuna rağmen. Çünkü biliriz ki biz kendimizi ne kadar geliştirirsek geliştirelim, diğer parçalarımız ilerlemek istemeyebilirler bir şekilde. Ve biz ilerledikçe, kendimizi sevgiye açtıkça diğer parçalarımızı da bu yolda ilerleyen, diğer insanları, yani parçalar derken onları da bu yolda ilerleyen ve çıkış yolu arayan ışık varlıklar olarak, parçalarımız olarak görmeye başlarız ve onlara büyük bir sevgi ve şefkatle yaklaşırız. Onları suçlamayız. Bize bazı hareketlerde bulunsalar bile biz onları sevgiyle kabul ederiz. Çünkü onların neden öyle davrandığının farkında oluruz. Bir şekilde koşulsuz sevmeye başlayabiliriz herkesi. Evet. Yapabiliyor muyuz peki Korhan Bey? Şöyle bir çevremize baktığımızda, en yakınımızdan başlayalım. Örneğin çocuğumuzu ya da eşimizi ya da annemizi ya da babamızı. Koşulsuz sevebiliyor muyuz? Çok ender. Çok ender. Yani çocuğumuzu derslerinde başarılı olursan seni severim. Evet. Ya da bunu yaparsan seni severim. Onu yaparsan sana küserim mantığıyla seviyoruz. Ya da derslerinde başarılı olursan sana şunu alırım, sevgimi gösteririm. Tabii eşler arasında da tabii bunlar ilişkilere girer ama eşler arasında da mesela
anlaşmalar vardır kendi aralarında. Yani bir taraf diğer tarafı bazı korkuları yüzünden kısıtlamaya çalışır. Yani şunu görürsen seninle bozuşuruz ya da şu insanla görüşmeyeceksin. Yani ilişkilerimiz koşulsuz değil. Bir şekilde koşullu ilişkiler sürdürüyoruz. İşte bu koşulsuzluğu tabii insanın kendi tercihi. Yani daha bir de şöyle bir şey var. Yani bütüne hizmet boyutuna girer insan sevgi boyutuna gelince. Yani artık kendisi için yaşamayı bırakıp da diğerlerine nasıl yardımcı olabilirim mantığıyla hareket eder. Yani kendine hizmet programından, yani her şey benim için, her şey bana gelsin programından bütüne hizmet programına. Yani ben insanlar için ne yapabilirim, onlara ne verebilirim boyutuna girer. Çünkü verdiğiniz şeyler aynen alırsınız. Ne veriyorsak aynen alırız. Şöyle düşünmemiz lazım. Bir de düşüncelerle nasıl bolluk yaratabiliriz? İlla ki bir insana maddi bir şey vermemize gerek yok. Pozitif düşünceler de göndererek kendi içimizden onlara en iyi, en güzeli dilediğimiz takdirde kendi içimizden bunlar yine aynı şekilde bize gelecektir. Yani bir insana yardımcı olmak istersek aslında düşüncelerimizle de yardımcı olabiliriz. Onlar için iyi dualar ederek, onlar için iyi düşünerek ve bunların karşılığı bize gelecektir. Çünkü biz bir şey veriyoruz. Ruhun en büyük özelliğidir. Biz ruhsal varlıklarız ve biz şu anda vermeyi ya da bir şeyi açığa çıkarmaya ruhsal yeteneklerimizi, ki ruhun yetenekleri vermektir. Sevgi, şefkat, merhamet, vericilik gibi şeylerdir. Ama biz şu anda hep almayı, maddeyle ilişki kurmayı, bir şeyleri kontrol etmeyi, yani bu özelliklerimizi açığa çıkaramıyoruz. Yani bizim en büyük amacımız ruhsal varlık olarak sevgiyi açığa çıkarabilmek, şefkati, ama biz bunları da bir şekilde yapamıyoruz. Hayata Bakış devam ediyor. Sevgili dinleyenlerimiz, Hayata Bakış birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün konuğumuz, yaşam koçumuz Korhan Tunçkol ve kendisiyle düşüncelerimiz üzerine konuşuyoruz ve konuşmaya da devam edeceğiz. Evet, olumlu düşünmeden söz ettik Korhan Bey. Son zamanlarda içinde bulunduğumuz şartları da düşünürsek, yoğun, sürekli bir yoğunluk söz konusunda hayatımızda, günlük yaşam içerisinde. Ama bazen her ne kadar da olumlu düşünmeye çalışsak bu yaşadığımız olaylar karşısında, bir yerden sonra bir vazgeçiş oluyor olumlu düşünmeden ve tekrar bir eskiye dönüş oluyor. Evet. Böyle bir durumda ne yapmamız gerekir, neler yapmamız gerekir? Olumlu düşünce tarzını ilerletmek açısından. Demek ki tam bir dirayet gösterememişiz demektir bu olumlu düşünme konusunda. Şöyle şeyler olur aslında. Şimdi kim insan mesela çalıştığı iş yerinden memnun değildir mesela. Bazı düşünceler ifade eder. Ya da eşinden ya da arkadaşına ya da sevgilisinden memnun değildir. Bir şekilde bazı düşünceler oluşturur kafasından. Aslında burada işte bu düşüncelerimiz ve yaşadığımız olaylar bizi gösterdiği için şunu görüyorum ben. Biz kendimizi değiştirmediğimiz sürece aynı şeyleri sürekli yaşayacağız. Yani bir iş yerinden çık, diğer iş yerinde aynı şeyi yaşayacaksın. Çünkü o insanlar sana sendeki o duyguyu gösterecek bir şekilde. Ne biz ne yapıyoruz? Pes ediyoruz. Yani ben bir sorun yaşıyorsam onun üzerine yürümem lazım. Demek ki ben gene kendimi o frekansa uydurmuşum. O kötü moda uydurmuşum ki aynı sorunları gene yaşıyorum. Şimdi benim enerji alanım o düşüncelerle dolu, negatif düşüncelerle dolu. Evet. Ve aynı düşünceleri kendime çekiyorum. Bir mıknatıs gibi. Şimdi ben nasıl huzurlu mutlu olayım ya da kendimi nasıl değiştirebileyim? Ben yine kendimi negatif duygular nehrinde kaybetmişim. Evet. Bunu değiştirmek istersen bir şekilde kendi üzerime ciddi bir çalışmaya girişmem lazım. Hayatımı değiştirmek istersen bunu yapmam lazım. Çünkü ben şunu görüyorum açıkçası, ben kendim de bir süreçten geçiyorum insan olarak. Hala daha da geçmeye devam ediyorum. Belki bazı aşamaları aşmış olabilirim ama ben çalıştığım yerde ilk girdiğim zamanları hatırlıyorum. Tam bir kabus gibiydi. Evet. Şimdi bir sevgi oyununa döndü. Çalıştığım iş yeri bana şu anda bir Luna Park gibi geliyor. Mesela çok güzel bir ortam, sevgi dolu bir ortam olarak görüyorum.
Çünkü ben kendimi değiştirdiğim için, kendi düşüncelerim üzerine sürekli çalıştırdığım için artık mutsuz olmak istemiyorum dedim mesela. Ya da bazı kararlar aldım bir şekilde ve bunlar üzerine sürekli çalıştım. Şimdi bizde bu dirayet yoksa, bu amaç yoksa, yaşadığımız olaylardan mutluysak tabii ki biz pozitif düşünmeyi pek istemeyiz. Yani negatifte yaşamayı ya da aynı olayların başımıza gelmesini kabul etmişizdir, kabullenmişizdir demektir. Ama böyle değil. İnsan kaderini değiştirebiliyor, kendini değiştirebiliyor. Evet. Yani bu benim şahsen yaşadığım bir şeydir. Hı hı. Herkes yapabilir bunu işte biraz. Ama genelde hani siz de söylediniz, biz genelde karşımızdakini değiştirmeye çalışırız. İlk önce sonra kendimizi değiştirmeye çalışırız ama tam tersi olması gerekiyor değil mi? Önce kendimizden başlayıp sonra karşımızdakini. Olayları ve kişileri değiştirmeye çalışıyoruz ama değiştirmemiz gereken yani değiştiremeyiz. İşinizi değiştirin. Bir sonraki gireceğiniz işte aynı sorunları yaşayacaksınız. Çünkü sizin içinizde değişmesi gereken, temizlememiz gereken bazı şeyler var. Hı hı. Eşinizi değiştirin, boşanın, başka bir eş alın, yine boşanacaksınız. Siz o göremedikten sonra sorunu, yani bu nereden kaçmaya çalışıyorsanız o sizi bulacaktır yine. Onun için kaçmayalım artık, yani bir şekilde üzerine yürüyelim. Yani benim bir sıkıntım varsa, benim yaşamam gereken hayat bu değil diyorsam üzerine gitmem lazım. Benim yaşamam gereken hayat nedir? Önce ona bir tespit edeyim. Kimi insanlar ne istediğini de bilmiyor. Yani ne istiyorsun bu hayatta diye soruluyor. Yani bazen bilmiyorum diyor. Peki o zaman ne istemediğinize bir bakın. Ne istemiyorsunuz? O zaman ne istediğiniz açığa çıkacaktır. O zaman değişim gerçekleşebilir. Eğer siz herhangi bir şeyi değiştirmiyorsanız ya da her şey yolundaysa zaten herhangi bir adım atmazsınız. Ama sizin gerçekten hayatınızda değiştirmek istediğiniz bir şey varsa, bunu istemiyorum diyebiliyorsanız o zaman istediğiniz şey açığa çıkacaktır bir şekilde. Hı hı. Yani buna odaklanmak lazım. O zaman istediğiniz şey neyse onu üzerine yürümek, onun için çalışmak, araştırmak, çabalamak lazım bir şekilde. Ve yalnız değiliz hiçbir şekilde. Ben kendimden biliyorum. Yani 3 sene önce yardım almaya karar verdim. Tamam, seminerlere, kurslara katıldım. Hızlı bir şekilde ilerleyebildim bir şekilde. Yani ben bunu 1-2 senede yapabiliyorsam herkes yapabilir. Zor bir şey değil. Başkaları daha önce bu yoldan gitmişse, zihnin çalışma şeklini tespit etmişse ya da mutluluğa giden yolun ne olduğunu bulmuşsa başkaları, onlarla ilgili kitaplar okurum, seminerlere giderim, yardım alırım, eğitimlere katılırım. Yani bir şekilde ben niyetliysem bunu çözerim yani bir şekilde. Evet. Bu yüzden adım atmak ve odaklanmak gerekiyor. Yani ne istiyorum ben hayattan? Çoğu insan kendisini hayatın akışına bırakmış durumda. Yani kabullenmiş, hayali yok. Kendisine verilenle yetinmek zorunda kaldığını düşünüyor. Yani evet, böyle gelmiş böyle gider. Bana geldiği kadarı kabul ediyorum. Aslında. Bu şekilde hayatım gitsin diyor. Yani bu durumda o şekilde de gidecektir yani bir şekilde. Ama bir yerde bir insan diyorsa ki hayır ben bunu bundan daha iyisini hak ediyorum ya da şunu yapmak istiyorum dediği takdirde o zaman onu gerçekleştirmek için adım atması ve yola çıkması gerekir bir şekilde. Evet, olumlu düşünmek gerçekten hayatımızı çok farklı bir hale getirebiliyor Korhan Bey. Bunun için sözler var, kullanılan olumlamalar var. Bunlardan biraz bahsedelim dinleyenlerimize dilerseniz. Kendimizi değiştirmek istiyorsak ya da yaşadığımız olaylara bir dur demek istiyorsak ne gibi olumlamalar yapmamız gerekir? Evet, olumlamalar tabii şimdi internete girdiğiniz takdirde bir araştırma olumlamalar diye bir yazı yazdığınız takdirde binlerce şey çıkacaktır burada. Size uygun olanları seçmeniz daha iyi olur ama kendi kendimize de biz olumlama yaratabiliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken konu olumlamalar kesinlikle olumsuz bir cümle içermemelidir. Yani ben şunu şunu istemiyorum ya da ben artık öfkelenmek istemiyorum gibi cümleler kullanmamak lazım. Yani öfke zaten orada bir enerji yayıyor. Yani ben artık huzurluyum ya da huzurlu olmayı seçiyorum gibi kelime. Öncelikle olumsuz kelime içermeyecek. Evet, sözcükleri de doğru seçmek gerekir. Evet, olumsuz yani benim istemediğim bir şeyi barındırmaması lazım. Yani ben öfkelenmek istemiyorum değil. Ben huzurlu olmayı seçiyorum. Ya da ben huzurluyum. Ve dikkat ettiyseniz olumlamalar şimdiki zamanda. Yani Jack, Jack, Melimalı, Mışlı, Mışlı olmuyor. Olumlamaların şimdiki zamanda olması ya da en azından geniş zamanda olması tercih edilir bir şekilde. Ve
olumlamalar basit kısa cümleler, daha uzun cümlelerden çok basit kısa cümleler olursa daha iyi olur ama şuna dikkat etmek lazım. Yani bir olumlamayı gerçekten kalbimizle kabul edebiliyor muyuz? Yani kukuk kuşu gibi ben akşam eve gidince bunları işte sürekli tekrarlıyorum 1000 kere, 2000 kere, 3000 kere. Başarılı olabilir çünkü öyle bir an gelebilir ki gerçekten tam açıksınızdır, kalbiniz de açıktır ve inanırsınız buna ve başarılı olabilir. Kalpten söylemek çok önemli. O frekansı yakalayabilmek önemli. Eğer ben inanmıyorsam buna gerçekten, onu kalbime, kendi içime çekmiyorsam olmayacaktır. Ama söylediğimiz gibi ne olur? Biz sürekli bir şeyden konuştuğumuz için, bir frekans yaydığımız için kendi enerji alanımızda farklı bir şey yaratmaya başlarız. Olumlamaların böyle bir yararı var. Yani yapamadığımız ya da kurtulmak istediğimiz herhangi bir şeyi biz bu olumlamaları söyleyerek. Çünkü dedik ya sözlerimizin de bir yaratım gücü var. Mesela ne diyebiliriz? Her gün sabah kalktığımızda işte bugün yine çekler çıkmayacak, işte ödenmeyecek, şöyle olacak, böyle olacak yerine. Bugün her şey benim hayrıma olacak ve her şeyde olması gerektiği gibi oluyor gibi cümlelerle. Olumlama yaptığımız takdirde ne olur, bu bizim enerji alanımızda ona uygun rezonansı ve titreşimi yaratır. Biz bir şeyi sürekli söylersek mesela şans benim göbek adım gibi mesela. Evet. Ben çok şanslıyım ya da şans hep benimle gibi şeyler söylediğimiz takdirde o zaman siz onu hayatınızda bir şekilde yaratmış olursunuz ve o şans olaylarını bulmaya başlarsınız bir şekilde hayatınızda. Çünkü o frekansı yaratırsınız. Bu şekilde nasıl yapabilir insanlar? Eğer kendilerini değiştirmek istiyorlarsa ya düşüncelerinin farkına varacaklar ki bu önceliklidir. Farkına varmazsak bir düşüncenin onu değiştiremeyiz. Ben bunu istemiyorum diyebiliyorsa ne istediğini tespit eder, olumlu bir şekilde onu yazar ve sürekli onun üzerinde olumlamalar yaparak çalışabilir. İşte bu kendi üzerindeki enerji alanındaki tam ters şeyi ve bilinçaltında da tam ters bir etki yaratır ve istediği şeyin gerçekleşmesini sağlayacaktır. Olumlamalar da buna dikkat edilirse, olumlu cümleler olması, çok örnekler var internette, evet. Şimdiki zaman içerisinde olması, kısa olması iyidir ama en önemlisi kalpten söylenmesi çok önemli. Olumlamalarla ilgili başka söyleyebileceğimiz bir şey. Evet, bir de şunu sormak istiyorum. Yavaş yavaş da sanıyorum programımızın sonlarına yaklaşıyoruz Korhan Bey. Biliyorsunuz önümüzde bir 21 Aralık gibi bir tarih söz konusu ve herkes bu tarihe odaklanmış bir şekilde. Ve yine bir düşünce karmaşası yaşanıyor aslında insanlarda baktığımızda. Siz bu olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, şimdi tabii burada 21 Aralık olayı Maya takviminden yola çıkılarak yani bir son gibi yayılmasıyla dünya çapında bir çeşitli düşüncelere ve çeşitli korkulara sebep oluyor ama şimdi ben tabii ruhsal açıdan biraz bahsetmek istiyorum. Buyurun. Dünya okulu var, biz şu anda bir okuldayız. Şu anda biz korkularımız var. Ölüm korkusu var. Yani bir şeyleri kaybetmek, bir şeyden elimiz altından kayıp gittiğini hissetmek bizde korku yaratıyor. Şimdi dünya okulunda belli dönemler vardır, periyotlar vardır. Siklus dediğimiz her 24-26 bin yılda bir yaklaşık olarak. Yani bunlar kesin şeyler değil ama. Mesela Atlantis bir siklusun sonuydu. Bir okul orada kapandı. Şu anda farklı bir okul var. Bu okulda yapmamız gereken şey korku bazlı programları bırakmak. Bu okulun en büyük amacı korkuları bırakmak. Şimdi görülüyoruz ki yani bu Maya takviminde belirtilen tarihten de görülüyoruz ki insanlar hala daha korku bazlı yaklaşıyorlar. Evet, Maya takvimine göre aslında o takvim bir okulun kapanış dönemi. Bu kapanış bizim Atlantis'te olduğumuz gibi bir sonla noktalanmayacak. Bu bizim daha da ileri bir bilinç düzeyine çıkmamızla sonlanacaktır ve bu şu anda zaten hala hazırda gerçekleşiliyor. Yani 21 Aralık bunun sonu olacak. Yani biz o sürecin içindeyiz. Yani tam olarak geçmiş olacağız biz bu foton kuşağı dediğimiz süreci. Geçişi evet. Tamamlamış bitirmiş olacağız. Yani ne kaldı bitti zaten. Aralık ayındayız. Yani çok insanların şu olacak bu olacak. Evet, farklı yansıtılıyor aslında insanlara. Çok farklı düşünüyor. Yani biz sevgi frekansında karşılamamız gerekirken olayı şu anda korku frekansında karşılıyoruz. Evet. Bu çok yanlış bir şey. Yani biz insanlık olarak bunu hak ettik. Yüksek bir bilince ulaşmayı, kıyam etme dediğimiz
Yani bilinç düzeyimizi yükseltme dediğimiz. Hı hı. Şimdi kıyameti tabi Arapça'da farklı şekilde algılıyorlar. Çünkü o şekilde de var. Yani kıyamet olarak da algılanabiliyor. Yani her şeyin sonu yıkım tarzında, ama bir de kıyamet mi anlamı var bunun? Yanılmıyorsam Arapça'da. Yani bilinç seviyesinin yükselmesi anlamında. Biz bunu yaşayacağız. Yani bir bilinç patlaması yaşayacağız aslında biz. Kim olduğumuzda aslında ruhsal bir varlık olarak hangi güçlere sahip olduğumuzu, bazı yeteneklerimizin açığa çıkabileceğini göreceğiz. Telepati, hı hı, gibi birbirimizin düşüncelerini okumaya başlayabiliriz. Bazı şeyler, vizyonlar görmeye başlayabiliriz. Yani bir de bakarsanız 21 Aralık'tan sonra herkes bazı kehanetlerde bulunmaya başlayabilir. Yani biz zaten insanlık olarak sahip olduğumuz yeteneklerimizi, güçlerimizi ve sevgimizin farkına varacağımız, hı hı, bir dönemdir aslında bu yeni dönem. Yani bizim dünyamızın batacağı ya da kötü, yani açıkçası insanlar arasında bu enerji yayılmaya çalışılıyor bir şekilde. Yani, hı hı, bazı çıkar çevreleri bu kötü enerjiyi yaymaya çalışıyorlar, ama biz şu anda çok iyi bir şekilde ilerliyoruz. Yani insanlık olarak bu sevgi yolunda bayağı yol kat ettik. Baktığınızda iki dünya savaşı atlattık biz. Ondan sonra bir işte ne bileyim Birleşmiş Milletler kuruldu. Dünya çapında herhangi bir yerde olay olduğunda bütün dünyanın ilgisi oraya yöneliyor. Oradaki olumsuzluk yok edilmeye çalışılıyor. Yani biz bayağı yol kat ettik ve bu yolda ilerliyoruz. Maya takvimine baktığınızda bunun, Mayalıların bunu kutlayacağını görüyoruz. Bu bir kutlama, bir şenliktir aslında. Korkacak bir şey yok ki. Yani olabilir belki bazı gezegensel faaliyetler olabilir. Yani ki oluyor zaten. Yaşıyoruz. Evet, güneş tutulması, bir şey bunlar güneş tutulması, evet, gibi oluyor. Şimdi burada nedir? Foton kuşağı bir hizalanma olabilir. Bazı gezegenlerin arka arkaya gelip de hizalanmasıyla. Çünkü dünya çok güçlü bir ruhsal enerji akacak. Bu da bizim bilinç seviyemizin çok yükselmesine neden olacak. Şimdi bizim bilinç seviyemiz çok yükseldiği zaten zaman ve enerjimiz de çok yükseleceği için biz kendi kendimizin, bazı ruhsal yeteneklerimizin farkına varacağız bu dönemde. Yani bizim herhangi bir açlık duyacağımız ya da yemek stoğu yapmamıza gerek yok. Çünkü biz o enerjiyle o kadar bir doyum haline ulaşacağız ki hiç onlara gerek ihtiyaç olmayacak, kalmayacak. Evet. Hatta şunu söyleyebilirim. Bu geçiş sürecini çoğu insan uyuyarak da geçirebilir. Yani illaki uyanık olacağız diye bir şey de yok. Çünkü bazı kaynaklara göre 1987 yılında biz foton kuşağına ilk girmeye başladığımızda dönemde, o dönemi dünya insanlığı olarak uykuda geçirmişiz deniliyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Ama yani biz bu korku bazlı programları bırakmamız gerekirken şu anda korkuya odaklanıyorsak, bu kutlama yapacağımız dönemde sevgiyi bırakmışsak demek ki daha çalışmamız gereken şeyler var. Evet. Yani sevgi üzerinde hala daha, bu bizim için bir nimet. Bizim hak ettiğimiz bir şey. Yükseliş süreci diyebilirim size. Yani bunda korkulacak ya da panik yapılacak herhangi bir şey yok. Tam aksine sevgiye odaklanmamız ve bu sürecin keyfini yaşamamız gerekir. Çünkü biz bu bilinç yüksekliğine ve bazı yeteneklerimize kavuşacağız bu süreç sonunda. Adım adım ilerliyoruz. Şimdi 21 Aralık bu sürecin sonu. Zaten biz bu süreci yaşıyoruz. Bakın bakalım etrafımızda herhangi bir yıkım var mı? Yok. Yani biz bunun, bu aşamanın son sürecini yaşayacağız biz 21 Aralık'ta Maya takvimine göre. Yani zaten o sürecin içerisindeyiz. Tamamlanacak sadece. Yani bunu kutlamak lazım. Yani bu süreç bu zamana kadar gelmiş. 87'den bu zamana kadar gelmiş. Zaten doğal olaylar olursa oluyor zaten 87'den bu yana. Depremler de oldu, başka şeyler de oldu. Yani bunu abartmaya, büyütmeye hiç gerek yoktur. Herkesin insanlara böyle korku yüklemeye aslında hiç gerek, evet, yok değil mi? Yani biz korkularımızdan kurtulmaya çalışırken habire korku yüklüyorlar. İşte biz diyoruz ya, bulaşıcıdır, evet, diyoruz. Evet. Şimdi biri bir şey yaymaya başlarsa, bir düşünce, hı-hı, enerjisi yaymaya başlarsa, bu değerlerine de bulaşıyor bir şekilde. Yani bundan vazgeçmemiz lazım. Birbirimize, hı-hı, değersizlik yüklemeye, korku yüklemeye çalışıyoruz. Bundan vazgeçmemiz lazım. Hı-hı. Sevgide olduğumuz zaman, bu sürecin keyfini çıkardığımız zaman, ki şu anda oturduğumuz yerde bu sürecin keyfini çıkaralım. Çünkü biz bu süreci zaten geçtik. Sonlanıyor 21 Aralık'ta belki de. Yani şu anda biz bunu kutlayabiliyor muyuz? 21 Aralık'ı beklemeye gerek yok. Biz bu süreci yaşıyoruz şu anda. Yani belki 21 Aralık'ta hiçbir şey olmayacak, bilmiyoruz ki. Evet. Ya hiçbir şey olmazsa, o zaman büyük bir hayal kırıklığı. O yüzden sevgiye odaklanmak daha önemli diye düşünüyorum. Evet.
Benim görüşlerim bunlar. Evet. Olumlu düşünme konusunda son olarak neler söylemek istersiniz dinleyenlerimize? Ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz Korhan Bey? Tabii ki şimdi bu kadar şeyden bahsettik. Düşüncenin gücünden bahsettik. Evet. Ve bize ki olumsuz... artık kanıtlanmış düşüncenin tabii gücü ki. Değil mi? Olumsuz düşüncelerin bedenimizde hastalıklara sebep olduğundan bahsettik. Şimdi tüm bunlara rağmen hala da olumsuz düşünmeye devam edersek bu bizim seçimimiz olur. Ve herkes, bu gezegende herkes özgür seçime sahiptir. Tamamen bizim seçimlerimiz ve tamamen bizim hayatlarımız. Biz olumlu düşünülmesini, en azından düşüncelerin bir şekilde olumluya yönlendirilebilmesini sağlanması gerektiğini önerebilirim ben. Umarım yani düşüncelerimizi olumlu şekle çevirmenin önemi konusunu burada izah edebilmişizdir. Herkese sevgi dolu, güzel düşünceler dolu bir dünya yaratılmasını düşünüyorum ben. Herkes bir şekilde bu yönde adımını atarsa, negatif bazlı programları bırakıp da sevgiye odaklanırsa bu dünyanın cennetten bir farkı kalmayacağına inanıyorum ben. Evet. Çok teşekkür ediyorum ben bugün de size verdiğiniz bilgilerden dolayı Korhan Bey. Ben teşekkür ederim. Dilinize, yüreğinize sağlık diyorum efendim. İlerleyen programlarımızda tekrardan görüşmek üzere. Tabii. Oscar Wilde, insanlardan çoğunun mutluluğu ve mutsuzluğu kendi düşünce ve inanışlarına bağlıdır der. İşte bu nedenlidir ki mutluluğu ya da mutsuzluğu insanlar kendi zihinlerinde şekillendirdikleri düşünceleriyle ve farklı bakış açılarıyla yaratırlar. Olumsuzluğa dair kodlanmış her düşüncenin mutsuzluğa ve olumluluğa dair kodlanmış her düşüncenin mutluluğa itmesi de bundandır. Yani insan zihnini kontrol edebildiği ölçüde ve yüreğindeki sevgi kadar kendini mutlu ya da mutsuz edebilir. Mutluluğun düşüncelerinizde ve yüreğinizde can bulması dileğimizle ayrılıyoruz sizlerden bugün de sevgili dinleyenlerimiz. Haftaya aynı saatte yaşamın güzelliklerini birlikte yol almak ve hayata farklı bir pencereden bakmak için hayata bakışta buluşalım efendim. Hoşça kalın. Hayata bakış.